Evet arkadaşlar yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Hısımlık kişisel hukukunun bir diğer konusu. Aslında çok kısa bir yer olmasına rağmen az sayılmayacak derecede soru çıkıyor ve genelde hepsi hısımlık dereceliliği ile alakalı çıkıyor. Bu yüzden çok zorlanmayacaksınız ve çıkan soruları yapmak genel anlamda sizi çok yormayacak. Önce adım adım gidelim bakalım hısımlık neymiş ne değilmiş konuları okumaya başlıyoruz. Hısımlık kavramı ve türleri. Peki. Kısımlık, gerçek kişilerin arasında kan bağının ya da bir işlem sonucu oluşan bağın getirdiği evlilik sözleşmesi veya evlat edinme işlemi gibi yakınlığı ifade eder. O zaman temel anlamda farkında mısınız bilmiyorum ama iki tür ısımlıktan bahsediyor. Kan bağı ısımlığından ya da temel anlamda işlem sonucu olan ısımlıktan. Biz bunları eğer sınıflandırılacak olsaydık ısımlık yukarı yazıyorum farkındaysanız ısımlık Derdik ki bir kan hısımlığı öyle başlamış burası da. Bir de diyorlar ki biz o işlemle oluşanlara kan dışı hısımlık diyelim. Genetik bağ taşımadıkları için kan dışı hısımlık. Tamam peki. Kan hısımlığı ve kan dışı hısımlığı şimdi teker teker konuşmaya başlayacağız. Kan dışı hısımlık için aslında burada biraz daha bilgi verilmiş. İşte dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum. Kan dışı hısımlığa evlenmeyle oluşan olasılıkları bakın aşağıda vermişler. Evlenme sözleşmesi veya diyor evlat edinme. Biz onlara birer isim verebiliriz aslında istiyorsanız. Hemen verelim. Kayın hısımlığı. Kayın hısımlığı. Evlenmeyle oluşan için geçerli. Evlatlıkla oluşana da yapay. Bazı kitaplarda suni hısımlık deniyor. O zaman şu ana kadar ana anlamda ikiye ayırabiliyoruz. Bir, kan ısımlığı, iki kan dışı hısımlık. Pekala devam edelim. Hısımlık türleri kan ısımlığı ve kan dışı yani kanuni hısımlık şeklinde sıflandırılabilir. Ki biz de öyle yaptık. Kan ısımlığı, kendi içinde alt soy ve üst soy usul. Alt soya füru deniyor arkadaşlar. Üst soya fru, usul deniyor. Ya da yan soy hısımlığı şeklinde üç ayrılırken kan dışı hısımlık Hısımlık ise kayın hısımlığı ve yapay hısımlık diye iki ayrı. Biz zaten kan dışı kısmını bakın aşağıdaki kısımdan başlıyorum. Kan dışı olayını zaten halletmiştik. Ne demiştik onlar için hatırlıyor musunuz? Kayın hısımlığı evlenmeyle oluşan yapay hısımlık o da evlat edinmeyle oluşandı. Tamam biz buna iki demiştik hatırlayın. Bizim birimiz neydi hatırlıyor musunuz? Kan hısımlığıydı. Bir kan hısımlığı onu da çizelim hemen beraber. Kan hısımlığı. O kendi içinde kaç ayrılıyormuş dikkat ettiniz mi? alt soy, üst soy ve yan soy hızımlığı. Peki alt soy ve üst soyun tanımları aynı olduğu için müsaade edin ben onları bir araya soplayayım. Şöyle diyeyim alt ve üst kabul. Üst soy hısımlığı. Öbürü neydi? Dikkat ettiniz mi orada? Yan soy hısımlığı. Yan soy hısımlığı. Evet başlıyoruz. O zaman bu durumda onları da temelde şu ikisini bir araya topladığımız düşünülürse hangi ikisi gösteriyorum. Alt soy üst soy ısımlığını bir araya topladık. Yan soy ısımlığını ayrı değerlendireceğiz. Çünkü bunların tanımları alt soy üst soy ısımlığının tanımları aynı. Yan soyun onlardan farklı. Kan ısımlığı bunlara ayrıldı. Biz onlara hadi şöyle yapalım. A diyelim. Alt soy üst soy. B. Yan soy ısımlığı. İki açısından baktığımız yani kan dışı hısımlık açısından bakıldığında da A ne? Kayın hısımlığı ve B yapay suni hısımlık. Evlatlıkla oluşan suni hısımlık kısmı. Pekala buraya kadar da getirdik işi. Kan hısımlığından başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Kan hısımlığı kişi ile bu kişiye kan bağı ile bağlı bulunan kişiler arasındaki hısımlık türüdür. Ortada farkında mısınız ne var? Kan hısımlığı. Dolayısıyla da kan bağı. Bu ısımlık türünde alt soy, üst soy ve yan soy civar ısımlıkları söz konusu oluyor. Yan soya civar deniyor. Şu eş anlamları bir beraber bakalım mı? Alt soy fürü, üst soy usul, yan soy civar ısımlığı. Bir daha. Alt soy fürü, üst soy usul, yan soy civar ısımlığı. Bunlar eş anlamları arkadaşlar. Çok fazla soruda karşılaşmazsınız. O yüzden çok üstünde aman aman durmaya gerek yokmuş gibi geliyor. Ama devam edelim. Ne diyor burada? Üst soy, alt soy ısımlığı. O da farkındaysanız bir şekilde toplamış. Düz çizgi ısımlığı da isimlendiriliyor. Böyle bir isimlendirilmesi var gerçekten. Buradan sonrası çok önemli. Ne olur dikkat edin. Tırnak içine alarak gidiyorum. Biri diğerinden gelen kişiler arasındaki ısımlığı ifade eder. Bakın buradaki büyük kelime şu. Biri diğerinden gelen. Ne demek o? Biri diğerinden üreyen. Aralarında genetik bu anlamda bir süreç olan kişileri kastediyoruz. Biraz sonra çizerek de anlatacağım ama şurayı bitireyim sadece. Diğer bir ifadeyle birbirinden üreyen kişiler arasındaki yakınlığı ifade eder. Kişinin anne babası, anne babalarının anne babaları ve onların da anne babaları şeklinde yukarı doğru sınırsız şekilde giden çizgiye üst soy denir. Aynı şekilde kişiden üreyen çocukları, torunları ve onların çocukları ve torunları yine sınırsız olarak alt soy hısımlığını oluşturuyor. O zaman biz küçük bir çizim yapalım şuraya. Ortada bir A olsun bir de B olsun. Anne ve baba gibi düşünün. Bunların bir Ç1'leri, bir Ç2'si olsun çocukları, iki tane çocuğu olsun bu evliliğinden. Tabii ki bu annenin, annenin sonuçta bir anneanne ve dedesi. Onun üstünde büyük baba, B'nin üstünde, babanın üstünde ve büyük anne söz konusu olacak. Ve hatta yukarı doğru istediğiniz kadar çıkarabilirsiniz bu işi. Niye? Çünkü sonuçta anneannenin de bir annesi babası, dedenin de bir anne babası, büyük babanın ve büyük annenin de birer anne babaları vardı. Biz buradan aşağıya götürmeye çalışalım biraz da. Çocuklarımızdan bir tanesi Ç2. Yarın bir gün aileye bir gelin getirse, erkek olduğunu varsayalım. Ve söz konusu bu gelinle evliliğinden bir torun, hatta bir torun daha olsun, iki torunu olsa. Bu mantıkla dikkat edin şimdi. T1'in üreyebilmesi, var olabilmesi için C2, C2'nin var olabilmesi için A ve A'nın var olabilmesi için de A lazımdı. O zaman bu sinsile içinde yukarı doğru gidişe dikkat ederseniz T'den Ç2'ye, Ç2'den A'ya ve oradan da AA'ya gidiş Hatta şunu şöyle yapalım yanlış olmasın. Ç2'den A'ya gidiyoruz. O zaman T2 açısından bakıldığınızda farkında mısınız? Pardon T1 açısından. T1 açısından bakıldığında kimler üst soy burada? Ç2 üst soy. A üst soy. AA üst soy. Aslında şöyle de yapılabilir. Bunun tam tersi de çok mümkün. A açısından bakalım istiyorsanız. Bu sefer kimler alt soy? E tamam tersine çevirin. A alt soy. C2 alt soy. Ve T1 alt soy. Yani hangi yönden baktığınıza göre. Buradan buraya bakarsanız alt soy. Buradan buraya bakarsanız üst soy şeklinde düzenliyor. Gerçekten de bu bireyler arasında alt üst soy ilişkisi. Yani şurada bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Biri diğerinden gelen ilişkisi var. Bu alta ve yukarı doğru sonsuza kadar gider. Ve sonuç bu bizim şu ana kadar konuştuğumuz şey size alt soy, üst soy sındığını üst soy, alt soy ne derseniz hısımlığını veriyor. Biri diğerinden gelen. Farkında mısınız bilmiyorum ama örneği şuraya doğru taşıyalım. T1 ile demin konumuz olan T1 ile T2 arasında şu tanım var mı? Biri diğerinden gelen. Hayır bunlar birbiriyle alakalı bir üremeye söz konusu değil. Biri diğerinden üremiyor. Ama şöyle diyebilir miyiz? Her ikisi birden hem T1 hem T2 ortak atalardan ürüyor diyebilir miyiz? Evet öyle. Ç2 ve G onların anne ve babaları. Dolayısıyla da söz konusu çocuklar onlardan üredi. Her ikisinin bir ortak atası var. Biri diğerinden gelmiyor ama ortak atalardan ürüyorlar. Ya da Ç2, Ç, 2 ç 2 ile Ç1 için bunu konuşsak. Aynı şey aslında farkında mısınız bilmiyorum. Onlar da kardeş aynı T1, T2 gibi. T, Ç1 ile Ç2. Ç1 ile Ç2. Biri diğerinden üremiyor. İkisi de ortak atalardan ürüyor. İşte temel mantık bu. Böyle söylerseniz o zaman biz aşağıdaki konumuza yaklaşırız. Yani yan soy, civar ısımlığı denilen şeye yaklaşmış oluruz. Bir diğerinden, bakın oradaki tanıma bakalım beraber. Yine tırnak için alıyorum. Ne diyor? Biri diğerinden gelmeyip, ortak bir kökten, ortak bir atadan gelen kişiler arasındaki ısımlıktır diyor. Evet benim örneğimdeki T2 ile T1 ya da Ç2 ile Ç1 ortak atalardan gelen biri diğerinden gelmeyip ortak atalardan gelen kişileri ifade ediyordu. Burayı çiziyorum. Biri diğerinden gelmeyip ortak bir kökten gelen kişiler arasındakiydi. Öbürü neydi hatırlıyor musunuz? Biri diğerinden gelen kişileri biz o anlamda alt üst soy ısımlı kabul ediyorduk. O zaman toparlarsak biri diğerinden geliyorsa alt üst soy biri diğerinden gelmeyip ortak kökten geliyorlarsa o zaman biz buna ne diyoruz? Yan soy hısımlığı diyoruz. Yan soy hısımlığı. Peki o zaman burada biraz daha yukarı çıkaralım bu işi. Zorlaştıralım. T2 ile T1'in, Ç2 ile Ç1'in yan soy oldukları çok belli. Niye? Şu tanıma uyuyorlar. Biri diğerinden gelmeyip ortak atadan geliyorlar. Peki T1 ile Ç1 arasındaki ilişkiye bir bakalım mı? T1, Ç1. Dikkat edin. Biri diğerinden gel, biri diğerinden gelme var mı? Mesela C2 şey şu an atıyorum örnekte bir kız çocuğu olsun. Yani T1'in babasının kız kardeşi. Ne demek o hala? C1 T1'in halası. Böyle bir durumda siz halanızdan geliyor musunuz? Yani halanızdan ürüyor musunuz? Hayır. Onunla aranızda biri diğerinden gelen gibi bir ifade kullanılamıyor. Ama şöyle diyebilir miyim? Biri diğerinden gelmeyip ortak atadan geliyor olabilirler mi? Bir deneyelim. Kimleri konuşuyoruz? T1 ile C1'i. Biri diğerinden gelmiyor. O çok belli. Ama ortak atadan geliyorlar mı? Evet. A ve B hem C1'in hem de T1'in aslında ortak atası. Sonuçta C1 doğrudan o A ve B'nin çocuğu. Evet bir ortak atalık var. Öte taraftan T1'e de bakalım. E, anneannesi ve babaannesi. Pardon annen, anneannesi ve büyük babası. Dolayısıyla da bu mantıkla bakıldığı zaman babaannesi doğru mu? Özür dilerim. Özür dilerim. Babaannesi ve dedesi. Dolayısıyla da bu mantıkla baktığımızda ortak bir ata söz konusu. C1 de AA'da AB'den geliyor. AB'den geliyor. T1 de AB'den geliyor. O zaman bir ortak ata söz konusu. Ben genellikle üniversitedeyken iş yukarı çıktığı zaman niye ise üst soy demeyi tercih ediyordum ama yanlışmış çünkü tanıma dikkat etmiyordum. T1 ile C1 arkadaşlar yan soy. Niçin? Biri diğerinden gelmeyip ortak atalardan geliyorlar. T1'in de bir jenerasyon yukarı atlarsanız ataları A ve B. Ç1'in zaten direkt ataları A ve B. Dolayısıyla da ortak atadan geliyorlar. Biri diğerinden gelmiyor. O zaman şöyle mi desek acaba? Anne, baba, anneanne, büyük baba, dede, büyük anne. Nine ne derseniz farklı şekillerde ifade edilebiliyor biliyorsunuz. Nine tamam. Bunların her biri aslında ne? Üst soy. Onlar açısından siz aşağıya doğru baktığınızda evlat, torun göreceksiniz. Ya da torunların çocukları, onların çocukları aşağı yukarı sınırsız gidiyor farkındaysanız. Bunlar da alt soy sizin için. Yani üst alt soy aslında bu tayfa. Ama kardeş, hala, dayı, teyze, amca, hatta onların çocuklarını işin içine katarsanız kuzenler, hatta onların çocuklarını katarsanız kuzen çocukları, hatta onların çocukları kuzen torunları bu da böyle sonursuz olarak gidiyor. Kuzenler. E peki hala, dayı, teyze, amcaya onlar siz baktığınız zaman onlar hala, dayı, teyze, amca. Onlar size baktığında ne görüyor? Yeğen. Bunların her birini teker teker konuştuğumuzda bu sefer de ortaya neler çıkıyor? yan soylar çıkıyor. Temel mantığımız bu. Çünkü gerçekten buradaki tayfa biri diğerinden üreyen tayfa. Dolaylı da olsa siz annenizden, anneniz de annesinden ürüyor. Dolayısıyla da dolaylı olarak siz anneannenizden ürüyorsunuz. Ama kardeşler, halalar, teyzeler, amcalar, kuzenler, yeğenler onlar biri diğerinden üremeyip ortak atadan gelen kişiler. O zaman biz bunlara alt üst soy ya da yan soy deme hakkına sahibiz. Bunları böyle sınıflandırabiliyoruz. Peki bunlar şimdi dursun bakalım. İşin yan soy kısmına geldiğimizde, yani şu yan soy kısmını kastederek söylüyorum. Yan soy kısmına geldiğimizde bunlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Anne baba bir mi? Yoksa bunlardan biri ebeveynlerden biri aynı mı? Diğeri farklı mı? Olamaz mı? Mesela şuraya bir yeni bir şey çizelim. Mesela A evlenmeden önce zaten bir çocuğu vardı. Ç1. B ile evlendi ve bu evliliklerinden bir Ç2 ve Ç3 oldu. Böyle bir durumda farkında mısınız? Ç1 ile Ç2'nin anneleri bir, babaları ayrı. Ç2 ile Ç3'ün Ç2 ile Ç3'ün anne babaları bir. İşte böyle bir durumda biz Ç1 ile Ç2'nin ya da Ç1 ile Ç3'ün durumuna yarım kan yan soy diyoruz. Neden? Çünkü anne bir baba ayrı. Ebeveynlerden bir tanesi farklı. Ama Ç2 ile Ç3'ün durumuna anne baba bir olduğu için tam kan, yan, soy diyoruz. Anne baba birse arkadaşlar tam kan, yan, soy. Anne baba bir tanesi sadece bir, diğeri ayrıysa yarım kan, yan, soydan bahsedilebiliyor. Pekala. O zaman böyle bir durumda şuraya bakalım beraber. Nerede, nerede, nerede? Hısımlık dedik. Hısımlığından doğur. Evet. Devamında zaten söylemiş. Bu kişiler anne ve babalarının aynı ise tam kan yan soy hısımlığı. Anne baba bir anne bir baba ayrı ya da baba bir anne ayrı ise yarım kan yan soy hısımlığından bahsedilir. O zaman şurayı da çizelim. Tam kan yan soy ya da neydi? Yarım kan yan soy hısımlığı. Bunların mantığı dene ebeveynlerin ikisinin birden bir olup olmamasına göre bakıyorduk. Evet bu da civar hısımlığının geri kalan kısmı. O zaman şu ana kadar toplarsak yukarıdaki çizdiğimiz şeye bir dönelim. Şu ana kadar topladığımızda ne dedik arkadaşlar biz şuradaki kısma kan hısımlığına? Alt soy üst soy hısımlık değil mi? O tanımını bir daha yapalım mı sizinle? Neydi onun tanımı? Biri diğerinden gelen diyorduk. Halbuki yan soy hısımlığı dediğimizde tanım değişiyordu. Diyorduk ki biri diğerinden gelmeyip ortak atadan, kökten gelen. Bu da yan soy anlamına geliyordu. Kimdi alt üst soyunuz? Çocuklarınız, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları gidiyordu. Onlara furu deniyordu alt soy olduğu için. Üst soy usul deniyordu. O da neydi? Anne babanız, onların anne babaları, onların anne anneleri babaları ve onların anne anneleri gidiyor yukarı doğru. Bunlar alt soy. Yan soy neydi? Kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, dayılarınız, amcalarınız ve onların çocukları yani kuzenleriniz ve onların alt soyları gidebildiği kadar artık nereye gidiyorsa. Bunlar da sizin için neydi? Tabii bu, bu arada şunu da söylemeye gerek yok herhalde. Dayınız sizin yan soyunuzdur ama büyük dayınız yani babanızın dayısı ki sizin büyük dayınız oluyor. Onlar da yan soydur. Onların alt soyları da sizin için yan soydur. Uzaktan kuzenleriniz oluyor ya onlarda. da. İşte yan soy da bu demek. Şu ana kadar öğrendiğimiz yer temel olarak nereye geldi? Şu ana kadar biz kan ısımlığını çıkardık aradan. Pekala aşağıya iniyorum çekler. Kan dışı hısımlığa geldim bu sefer. Kan dışı hısımlığa geldim. Nasıl oluşabiliyordu hatırlıyor musunuz? Ya evlilikle oluşuyordu evlilik ki biz ona kayın hısımlığı diyorduk. Kayın hısımlığı. Ya da neyle oluşabiliyordu? Evlat edinmeyle, evlatlıkla oluşuyordu. Evlatlık diyelim. O da neydi? Suni, yapay hısımlık. Hısımlık. Pekala. Kan dışı ısımlık kan bağından değil bir işlemden doğar. İşlemden bakın buradaki işlemden kasıt ne? Evlilik işlemi ya da evlat edinme işlemi. Bu işlem ya evlilik akti ya da evlat edinme işlemidir. Kan dışı ısımlık evlenme ile kayın ısımlığı şeklinde evlat edinme ile de yapay yani suni ısımlık şeklinde ortaya çıkar. Evet söylemiştik bir daha. Kan dışı ısımlık nasıl oluyormuş? Evlenme olursa kayın ısımlığı, evlat edinme olursa yapay yani suni ısımlık. Bunlardan ilkine başlayalım ki sorular genelde burada yoğunlaşır. Dikkat edin. Kayınısımlığı. Kişinin eşinin kan ısımları ile olan yakınlığını ifade eder. Evlilik ile birlikte eşlerden biri ile diğer eşin kan ısımları aynı tür ve derecede kayınısımlığı sıfatını alır. Bakın şimdi olay şu. A ile B evlendi. Sonuçta A'nın bir annesi ve babası. Atıyorum kardeşi hatta iki kardeşi var. Annesinin bir anneannesi ve dedesi, babasının bir büyük babası ve babası var. Babaannesi var. Sonuçta. Dolayısıyla da bu kişinin yani biz A'yı referans alıyoruz unutmayın A'yı. A ile B evlendiği zaman farkında mısınız? A'nın şu anda konuştuğumuz kadarıyla üst soyları, yan soyları bir sürü insan var burada. Hatta işte dayıları, teyzeleri var. İşte babanın olduğu yerde dayı olmaz pardon. Amcaları var, halaları var. Ya da annenin olduğu tarafta teyzeleri var, dayıları var. Bunların her biri nitekim A açısından yan soy ya da üst soy. Ha, hatta şuraya kadar işi götürebilirim. A, B ile evlenmeden önce bir çocuk sahibi olabilir. Ç1. O zaman onunla da alt soy farkındaysanız. A açısından bakıldığında alt soy. Uzun lafın kısası. Hepsini bir araya aldığımızda şöyle kocaman bir yer alalım. Bir sürü kişi daha eklenebilir farkındaysanız. Buraya kadar kişiler kimin kan hısımları? Kan hısım farkında mısınız onlar? Kan hısımlığı var aralarında. Nasıl kan hısımlığı var? Ya alt soy ya üst soy. Üst soy ya yan soy hısımlığı var. Doğru. Bunun kan A'nın kan hısımları B'nin B'nin evlendikleri andan itibaren işte kayın ısımı hale geliyor. Kayın ısımı hale geliyor. Kimin? Kayın ısımlığı doğuyor aralarında. B ile bu tayfanın arasında kayın ısımlığı doğuyor. Yani şöyle demek zannediyorum çok zor değil. A'nın kanısımları eşittir. B'nin kayın ısımı. Eşinizin kanısımları sizin kayın arkadaşlar. Olay bu. O zaman gelin şu aşağıda bir yere ben bir kural yazayım. Kural. Kural. Tanımın kuralını yapalım eşinizin kan hısımları kan hısımları sizin kayın hısımınız. Eşinizin kan hısımları sizin kayın hısımınız. Onun kan hısımları sizin kayın hısımınızı oluşturuyor. Pekala tamam. Bu kural istisna. İki tane istisnası var burada. Bir ve iki. Bir siz evlenmeden, siz evlenmeden önce ölenler ve siz boşandıktan sonra eğer boşanırsanız boşandıktan sonra doğanlar kayın hısımınız olmaz. Kayın hısımı olmaz. Bir daha demedik mi eşinizin eşinizin kan sizin kayın hısımınız. Evet buraya kadar anladınız belli. Buradan sonrasını konuşuyoruz. Mesela eşinizin siz henüz onunla evlenmeden önce ölmüş büyük büyük babası aslında eşinizin hala kanısı mıdır farkında mısınız? Tabi yukarıdan bakıldığından hareketle o, açı, o adamcağız açısından sizin eşiniz alt soydur. Sizin eşiniz açısından bakıldığı zaman büyük büyük babaya üst soydur. Yani kanısı mıdır? Ama işte sizin kayınısınız değildir. Peki ne sorun? Bakın bu bir istisna. Biz demin kuralı koyarken ne dedik? Eşinizin kan sizin kayın ısımınız. E siz evlenmeden önce ölmüş olan büyük büyük baba eşinizin kan ısımı. Ama gördünüz mü? Sizin kayın ısımınız değil. İşte istisna bir bu. Bir kere bu önemli. Evlenmeden önce ölmüş olanlarla kayın ısımı olmuyorsunuz. İki, siz boşandınız diyelim. Boşandıktan sonra eşinizin bir kuzeninin çocuğu oldu. Yan soy hatırlıyor olmalısınız. Kuzen çocukları mesela yan soydu. Ve eşiniz için nedir? Kayın pardon kan ısımıdır. Ama artık sizin için ne diye eski eşiniz için daha doğrusu kan ısımı olan kişi sizin neyiniz değil? Kayın ısımınız değil. Çünkü boşandıktan sonra doğanlarla da siz herhangi bir şekilde hısım olmuyorsunuz. Siz evlenden önce ölenler ve siz boşandıktan sonra doğanlarla aranızda kayın ısımlığı doğmuyor. Ama bunun dışındaki eşinizin kanısımları sizin kayın ısımlığınız. Bir kere bu kural. Bu kural nereye kadar devam ediyor arkadaşlar? Aklınızda olsun. Bu ilişki yani kayın ısımlığı kabaca nerede başladı? Evlilikle başladı. Peki nasıl sona erecek? Boşanmayla mı? Hayır kesinlikle değil. Ölümle sona erecek arkadaşlar. Aynen öyle. Ölümle sona erecek. Bu ne demek? Demek ki kayın ısımlığı yazalım o zaman. Bunu da buraya yazalım. Bu birinci etap olsun. Şuraya iki diyelim. Kayın hısımlığı evlilikle sona ermez. Pardon evlilikle başlar ölümle sona ermez. Kayın hısımlığı ölümle iyice dağıldık arkadaşlar. Yorgunluk kusura bakmayın artık. Kan hısımlığı evlilikle başlar ölümle biter. Peki bu ne demek aslında? Boşanmayla bitmez demek. Boşanma ile bitmez demek. Bu çok önemli. Ne olur lütfen bilin. Ben karıştırdım siz karıştırmayın. Boşanmayla sona ermiyor. Kayın ısımlığı boşanmayla sona ermiyor. Evlendiğinizde başlıyor ama boşanmayla sona ermiyor. Peki bunun mantığı ne acaba? Niye boşanmayla sona ermiyor? Burada tamamen genel mantık şu. Yaşanmışlıklar. Siz o insanla beraber bir hayat geçirmeye niyetlenip evlendiğiniz andan itibaren çevresiyle de bir sosyal ilişkiye giriyorsunuz ve doğal olarak boşansanız bile o yaşanılanlar ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla da karşılıklı objektif tavır sergileme imkanı neredeyse ortadan kalkıyor. Siz çok iyi bir boşanma yaşamış olabilirsiniz. Ne demek bu? Yani Medenice boşandınız, hala karşılığı ailedeki insanlar sizi seviyor, siz onları seviyorsunuz ama sadece artık eşinizle evli değilsiniz, eski eşiniz haline geldi. E böyle bir durumda yarın bir gün hakim savcı olsanız ve bu insanlar sizin huzurunuza gelse, birlikte yaşadığınız şeyler düşünüldüğünde onlara karşı hele hele iyi bir boşanma söz konusuysa nasıl objektif olacaksınız? Olamazsınız. Tersine örnek de aynı şekilde sonuç verirdi. Çok kötü bir boşanma yaşadınız. Artık o ailedeki herkesten nefret ediyorsunuz. Onlar da sizden nefret ediyor. Yine hakim ve savcısınız ve yine onlar karşınıza geldi. Şimdi objektif olabilecek misiniz? Yine hayır. Demek ki bu yüzden devlet diyor ki kayın ısımlığı boşanmayla sona ermez. Hala bu insanlar sizin kayın ısımınızdır. Dolayısıyla da kayın ısımlığına dolayısıyla kayın bağlanan sonuçlar hala geçerlidir. Bu işin mantığı bu arkadaşlar. Peki buraya kadarını bir çizelim. Söylediklerimizi bir çıkaralım aradan. Neydi? Kişinin kan hısımları. Eşinizin kan hısımları ile olan yakınlığınızı ifade ediyor. Evlilik ile birlikte eşlerden biriyle diğer eşin kan ısımları aynı tür ve dereceden kayın oluyor. Bu ana kadar söylediğimiz şeyler zaten söylediğim şeyler. Sınav soruları dikkate alındığında vurgulanması gereken birkaç konu var. Başlayalım bakalım neymiş o konular. Bir belli ki bir tanesi bu. Kayın ısımlığı evlilik evlilik sona erse dahi bitmez. E i̇şte bizim söylediğimiz şeyi bir daha söylemiş. O zaman biz onu çizelim güzelce. Evlilik sona erse dahi bitmez. Aynen öyle. Eski eşinizin kan ısımları hala kayın ısımınız olarak kabul edilir. Bir kere doğru bu. Geçtim. Kayın ısımlığının ön koşulu hayatta olmaktır. Demin konuşuyorduk ya sizden önce evleninizden önce ölmüş olanlar ya da siz boşandıktan sonra doğmuş olanlar temel anlamda hayatta değildir o sırada. Dolayısıyla da sizin kayınısımınız olmaz. Ön koşul neymiş? Hayatta olmakmış. Peki. Eşiniz, örneğin eşinizin kardeşinin hamile olduğu varsayalım. Henüz o doğum yapmadan önce boşanırsanız eşiniz kardeşiyle boşansanız dahi kayınısımlığınız devam edecektir. Eşinizin kardeşiyle kayınısımlığınız devam ediyor. Ancak henüz doğmamış bebeğiyle Doğumdan sonra kan ısımı olmayacaksınız. Zira siz boşandığınızda henüz doğmamıştı. Yani hayatta değildi. Ön koşulu yerine getiremedi. Bu yüzden sizinle ne olamıyor? Kayın ısımı olamıyor. Pekala bu detayı çıkarmış olduk arada. O zaman ne diyoruz? Hayatta olma koşulunu unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer sonradan dünyaya gelir ya da önceden ölmüşlerse evliliğinizden önce o zaman onların sizin kayın değil. Peki. Kayın ısımlığı boşanma sonrasında sona ermese de kural olarak bir evlenme engeli teşkil etmez. Bakın bu önemli. Evlenme engeli değildir. Kayın ısımlığı evlenme engeli değildir. O zaman gelin biz demin böyle yazıyorduk ya onları devam ettirelim. Yazmaya devam edelim. Şöyle şuraya alalım. Diyelim ki kural kayın hısımlığı evlenme engeli evlenme engeli değildir. Bitti. Ne demek bu? Yani eşinizden boşandıktan sonra eski eşinizin kız kardeşiyle evlenebilirsiniz. Yasal. Ha etik mi tartışılır. Ama sonuçta bunun yasaya aykırı bir tarafı yok arkadaşlar. Niye? Eşinizin kız kardeşi sizin kayınısımınızdır. Doğru. Ama sonuç kayınısımlığı ne değilmiş görüyorsunuz. Evlenme engeli değilmiş. Dolayısıyla da evlenmenize bir engel yok. Ama bu belirli bir noktaya kadar kabul ediliyor. O zaman demek ki istisnası var. Nedir o istisna? Eşinizin alt ve üst soyu ile evlenememek. Evlenememek. E herhalde arkadaşlar elin saf. Eşinizin alt soyu yani çocukları, onların çocukları, onların çocukları, onların çocuklarıyla kayın hısımlı olduğunuz ölçüde evlenemiyorsunuz. Ya da eşinizin annesiyle, onun annesiyle, onun annesiyle evlenemiyorsunuz. Alt soy ve üst soy istisnadır. Ama bu ikisinin geçerli olabilmesi için yani alt soy ve üst soyla istisna olabilmeniz için bunların sizin neyiniz olması gerekiyor? Kayın hısımınız olması gerekiyor. Kayın ısımlığı varsa aranızda alt soy ve üst soyla bir şekilde evlenemiyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Kayın hısımlığı olmaması mümkün mü alt soy ve üst soyla? Üst soyla mümkün değil. Çünkü sizinle evlendiklerinde hayattaydılar. Bakın çıkmış sınav sorularından bir tanesidir. A B ile evleniyor. Ve buradan bir tane bebekleri oluyor çevir. Sonra aralarındaki ilişki yürümüyor ve boşanıyorlar. Sonra A yine gidiyor. A yine gidiyor. Bu sefer de C ile evleniyor. Ve C'den olan evliliğinden bir Ç2 oluyor. İkinci çocuk. A için ikinci çocuk. Sizin sadece bir çocuğunuz var. Ç1. C'nin de bir çocuğu var. Ç2. Ama A'nın farkında mısınız? İki çocuğu var. Hem C1 hem Ç2. Onun çocukları. Peki böyle bir durumda dikkat dikkat B ile C2 evlenebilir mi? Arkadaşlar bakalım şimdi. A ile C2 hısım mı? Hısım. Kan hısımı mı? Evet. Özellik alt soy üst soy kan hısımlığı var. Dolayısıyla da A evladıyla tabii ki hısımdır. A evladıyla hısımdır. Böyle bir durumda acaba B A'nın alt soyuyla bakın lütfen tekrar çiziyorum buradan. Demin not aldığımız yere bakıyorsunuz. A'nın eşinizin alt soyu bu şimdi buradaki Ç2. Evet. Peki sizin kayın mı? Eğer öyleyse çünkü evlenme engeli var aranızda. Dikkat edin. Kural neydi? Evlenme engeli değildi kayın Ama eğer alt soysa evlenme engeliydi. Şimdi Ç2'nin alt soyu evet. Ama sizin kayın mı? Ç2 ne zaman doğdu? Ç2 siz boşandıktan sonra doğdu. Dolayısıyla da siz boşandıktan sonra doğduğu için Ç2 ile B arasında herhangi bir kayın hısımlığı söz konusu değil. O yüzden A'nın alt soyu olması önemli değil. Çok doğru bir evlilik mi olur? Tartışılır sosyal olarak ama nihayetinde Ç2 ile B'nin evlenmesine engel yok. Çünkü kayın hısımı değiller. Kayın hısımı olsaydı alt soyuyla evlenemeyecektiniz. Kayın hısımı olmadığı için onun alt soyuyla evlenmenize bir engel yok. Peki o zaman. Kural ne? Kayın hısımlı evlenme engeli değildir. İstisna ne? Alt soy ve üst soyuyla evlenemezsiniz. Ama hangi durumda evlenemiyorsunuz bir daha uyarıyorum. Eğer kayın hısımlıysanız. Kayın hısımlığı yoksa o zaman alt soy da üst soyuyla evlenmenize engel yok. Pekala. Bu da çıktı arada. Burayı tekrar bir daha okuyorum çünkü devamını getireceğim. Kayınsımlığı boşanma son sonrasında sona ermese de kural olarak evlenme engeli teşkil etmez ancak bu kural eşinizin siz evliyken hayatta olan alt ve üst soyu için geçerli değildir. Örneklersek eşinizle evlendiğiniz anda eşinizin annesi ya da sizinle ya da sizinle olan evliğinden önce dünyaya getirdiği kızı ile kayınsımlı olursunuz. Niye? Çünkü siz evlendiğiniz sırada onlar hayattaydı. Söz konusu evlilik bir süre sonra boşanma ile sonuçlandığında daha önce de belirttiğimiz gibi annesi ve kızı ile kayın hısımlığınız devam eder. İstisna buraya devreye gelecektir. Kural olarak kayın hısımlığı evlenme engeli olmadığı halde eşinizin alt soyu ve üst soyuyla ki onlar sizin aynı zamanda kayın hısımınız evlenemezsiniz. Yasaklanmıştır bu. Ancak bu konuda sınav sorularında yer alan bir detay önemlidir. Bakın söylediğimiz şeye gelecek büyük bir ihtimalle başlıyoruz. Örneğimizdeki boşanmadan sonra eski eşiniz bir başka kişiyle evlenir ve bu evlilikten bebekleri olursa, hatırlayacağınız gibi siz evliyken hayatta olmadığı için kayınsımlı sayılmayacaktır. O bebek kayınsımanız sayılmayacaktır. Bu nedenle de her ne kadar eşinizin alt soyu olsa da sizin kayınsımanız olmadığı için onunla evlenmek açısından herhangi bir evlenme engeli söz konusu değildir. Bitti. O zaman kural olarak kural olarak ne diyoruz arkadaşlar? Evlenme engeli teşkil etmez. Ama ne diyorduk? Bunun istisnaları da var. Bu alt soy ve üst soy açısından geçerli değil. Yeter ki kayın ısımınız olsunlar. O zaman evlenemiyorsunuz. Peki devam ediyorum. Bir diğer konu da eşiniz, eşlerin birbirine kan ısımlığı ile kayın ısımlığı olmaları ancak pardon bir diğer konu da eşlerin birbirinin kan hısımları ile kayın hısımı olmaları ancak karşılıklı ailelerinin dünürlerin birbirlerine kayın hısımı olmayacaklarıdır. Ben bile okuyamadım arkadaşlar. Okuduğumdan hiçbir şey anlamadım. Bir saniye bana müsaade edin. Ben bir daha okuyayım şu. Şey. Aslında söylemek istediğimi ben açıklayabilirim galiba okuyamasam da oraya yazan ben olduğum için. Olay şu. Eş sıfatı özel bir sıfat, özel bir statüdür ve eşit değildir hısımlıkla. Yani eşinizle ne kan hısım hısımınısıdır o sizin ne de kan dışı hısımlık vardır aranızda. Kan dışı hısımlık. Eş hiçbir zaman hısım değildir. Bu kadar basit. Aslında söyleyemediğim okuyamadığım şey buydu. Eş hısım değildir. Bitti. Eş hısım değildir. Bunun ötesinde bizde dünür diye ifade edilen dünürler yine hısım değildir. Anlatacağım. Hısım değildir. Bakın burası önemli. Dünürler hısım değildir. A ile B evlendiler. A'nın da alt soyu olabilir B'nin de. A'nın da üst soyları olabilir. Anneleri, babaları ve onların tabii ki anne babaları gidiyor bu böyle. Ve onların alt soyları, kuzenler, şunlar bunlar. Dikkat. A ile A ile A ile B'nin ve bütün A ile düzeltiyorum B'nin olmaz. A ile B'nin tüm alt üst soyları hısım olabilir. B ile A'nın tüm alt üst hısımları hısım olabilir. Ama dikkat buradan sonrasına. A'nın annesi ile B'nin annesi arasında hısımlık yoktur. A'nın herhangi bir şurada herhangi bir var olan alt üst soyu ya da yan soyuyla B'nin alt üst soyu yan soyu hısım değildir. Yani bunlar birbirine hısım değildir arkadaşlar. Dünürler hısım değildir. Halbuki uygulamada tam tersi söylenir. Sosyal olarak biz deriz ki oğlum işte artık hısım akraba olduk. Hayır ben oldum sen olmadın anne. Dolayısıyla da onların aralarında herhangi bir hısımlık yok. Dünürler birbirine hısım değildir. Zannediyorum orada bir kelime düşüklüğü var. O yüzden okuduğum zaman anlamsız geliyor. Bir diğer konuda eşlerin birbirinin kan hısımları ile Kayın mı olmaları ancak karşılıklı ailelerinin dünürlerinin birbirine kayınısı mı olmayacakları. Evet sandığı doğru yazmışım da biraz karışık orası. Diyor ki burada diyor eşlerin birbirinin kanısımlarına yani benim eşimin benim kanısımlarıma onun da e, kendi kanısımlarına ben kayınısı mı olabiliyorum? Benim kanısımlarımla o kayınısı mı? Onun kanısımlarına ben kayınısı mı? Ama o hısımlar bizim hısımlarımız birbirleriyle olan hısımlık noktasında herhangi bir hısımlıkları yok. Mantık bu. İfadesi zor olan bu durumu öncelikle örneklerle açıklamayı deneyelim. Siz evlendiğiniz anda eşiniz kan ısımları, eşinizin kan ısımları örneğin babası sizin kayın olurken sizin babanız da onun kayın ısımı olur. Evet ancak her iki tarafın babaları arasında herhangi bir kayın ısımlığı Söz konusu olmaz. Bu kadar basit. Onların bir kayınısımlığı yok. Dünürler birbirine hısım olmaz. Kayınısımı olmaz. Pekala. Burada temel anlamda söylediğimiz şey ne? Dünürlerin birbirine kayınısımı olamayacakları. Peki buraya kadar da tamam. Eşiniz de size hısım değildi. Bunu da unutmamak gerekiyor galiba. Onu da altta yazmışımdır. Son olarak belirtmek gerekir ki eşler birbirine hısım değildir. Evet bitti gitti. Eşler hısım değildir. Aralarında hısımlık ilişkisi yoktur. Evet Kayın ile ilgili kısım da bu kadar. Gelin en tepede yaptığımız şeye geri dönelim ve kayın ısımlı ile ilgili tüm detayları teker teker bir daha konuşalım. Dedik ki kayın kayın ısımlığı açısından, kayın ısımlığı açısından kayın ısımlığının tanımı ne? Tanım neydi? Eşinizin kanısımları sizin kayın ısımınız. Bitti. Bu tanımın istisnası var mıydı? Evet. Siz evlenmeden önce ölmüş olan ya da siz boşandıktan sonra doğmuş olanlarla kayınısı olmuyordunuz? 2. Eşiniz eş hısım değildir. Bitti. Eşiniz hısım değildir. Eşiniz sizin hısımınız değildir. 3. Dünürler hısım değildir. Dünürler birbirine hısım değildir. 4. Boşanmayla boşanmayla kan ısımlığı affedersiniz kayın ısımlığı ortadan kalkmıyor. Hala kayın ısımlısınız. 5. Kayın ısımlığı evlenme engeli değil. Ama iki tane istisna var. Alt üst, alt soy ve üst soy hala evlenme engeli. Eğer kayın hısımlığınız varsa. Ama bunun dışında bir evlenme engeli söz konusu değil. Evet. Söylediğimiz şeyler aslında bunlardan ibaret arkadaşlar. Geldik nihayet yapay hısımlığa. Ne demek o? Evlat edinme ile doğan hısımlığa. Hadi konuşalım. Evlat edinme işlemi sayesinde evlat edinilen ile evlat edinen arasında oluşan hısımlıktır. Aynen öyle. Kanun bu hısımlığın alt üst soy hısımlığın niteliğinde olduğunu kabul etmiştir. Ne demek o? Yani evlat edildikten sonra neredeyse birkaç istinay saymazsanız evlatlığınızın evladınızdan hiçbir farkı yok. Fakat bu hısımlığın şu ana kadar bahsi geçen hısımlık tiplerinden en önemli farkı ebedi olmayışıdır. Ne demek bu durum şimdi? Ebedi hısımlık. Söyler misiniz şu ana kadar neleri gördük? Alt soy hısımlığı, üst soy hısımlığı, yan soy hısımlığı. Kayın hısımlığı. İlk üçü neydi? Kan ısımlığı Ondan sonraki neydi? Kan dışı hısımlığın ilki. Kan dışı hısımlığın ilki. Zaten üçüncüsü de ne? Şey ikincisi de ne? Kan dışı hısımlığın. O da kan dışı hısımlık. Şu an konuştuğumuz şey. O da ne? Suni, yapay hısımlık. Yapay hısımlık. Yani evlatlık etmeyle. Dikkat. Alt soy nasıl başlıyor? Doğum. Nasıl bitiyor? Ölüm. Üst soy? Doğum. Ölüm. Yan soy? Doğum ölüm. Dikkat. Kayın soyulu, kayın ısımlığı evlenme ölüm. Boşanınca bitmiyor diyorduk hatırlıyor musunuz? Dikkat bundan sonrasına. Yapay ısımlık mahkeme kararıyla başlıyor ve mahkeme kararıyla bitme olasılığı var. Biz ölümle biten, ölümle biten tüm bu hısımlık türlerine yasada ne diyoruz? İşte şu an adı geçen ebedi hısımlık diyoruz. Niye? Ölümle bitiyorlar çünkü ebedi hısımlık ölümle bittikleri için. Ama gördüğünüz gibi yapay ısımlık ebedi bir ısımlık olmayabilir. Ne demek o? Ölümle bitmeyebilir. Mahkeme kararıyla bitme olasılığı var. Bu yüzden ebedi ısımlık değildir. Ebedi ısımlık olmayışı. Evet. Şüphesiz kan ısımları arasında bağ daimidir. Yine kayın ısımlığında da boşanma ile sona ermediğini, ebedi olduğunu söylemiştik. Oysa evlatlık ilişkisi bir sebeple ortadan kalkarsa yapay ısımlık kendiliğinden son bulur. Yani ölümden önce son bulabileceği için ebedi değildir. Bitti. Ama ne dedik burada bir şey daha çizmeliydik bence. Alt üst soy ısımlığı niteliğinde olduğunu unutmayın. Yani evlatlarınızdan neredeyse farkı yok. Geldik soruların neredeyse hepsinin odak noktasına. Çoğunun hadi odak noktasına. Derece, derece, biz dereceyi nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Biz dereceyi doğum sayısına göre ölçüyoruz. Şimdi şurada adam akıllı bunu bir çıkaralım aradan. Ben nispeten her zamanki yazımın aksine biraz güzel çizmeye çalışayım. Ki siz burada gerçekten bakarak izleyerek görmeye çalışın. Bir A var. Bir de B var. Bu evlilikten C1, C2 doğdu. Deminki gibi yapalım. C2 bir hanımefendiyle evlendi. Bu evlilikten iki tane evlatları oldu. T1 ve T2 torunlar. A'nın annesi babası var. A kim? Anne. Yani anneanne ve dede. B'nin de yani babanın da burada annesi ve babası var. Büyük anne ve büyük baba. Varsayalım ki A'nın yani annenin bir dayısı A'nın ya da ...A'nın işte annenin pardon... ...bir erkek kardeşi yani dayı var. Hatta iki tane dayı var D2. Ve aynı zamanda bir tane de teyze söz konusu. Babanın da iki tane erkek kardeşi var. A1, amca 1, amca 1, amca 2, amca 1, amca 2. Öte taraftan bir tane de hala var. Hala, H. Gördüğünüz gibi böyle bir ailede... Ortalama bir aile zaten aşağı yukarı bu genişliği rahat rahat kaldırabilir. Bizim örnek ailemizde böyle bir şey olsun. Şimdi artık biz burada şunları bulabiliriz. Yan soyu buluruz. Alt soyu buluruz. Üst soyu buluruz. Hatta bir yerden sonra biz burada kayın ısımlığını bile bulabiliriz. Niçin? Çünkü ortada bir evlilik var. Farkında mısınız? G. G bu aileden değildi başlangıç olarak. Sonra kendi ailesini kurduğunda bu aileye dahil oldu. Ve Ç'nin, Ç2'nin daha doğrusu ailesiyle kayın kuruldu. İşte biz buradaki bu bahsettiğimiz sısımlıkları artık iyi kötü biliyoruz. Ama acaba bunların derecesini biliyor muyuz? Derece. Arkadaşlar derece doğum sayısına göre ölçülüyor. Mesela örnek olsun diye başlıyorum. Kimle? T1 ile. T1 ile Ç2 arasındaki kaçıncı derece acaba hısımlık var? Alt üst soy hısımlığı olduğu belli. Çünkü biri baba biri evlat. Alt üst soy var. Evet. Ama kaçıncı derece? Doğum sayısına bakıyorsunuz. T1'i Ç2'ye bağlamak için kaç doğum gerçekleşmeli? T1'in doğumu. Bitti. Bir tane. Birinci derece. Bir şey dikkat ettiniz mi? T1'i Ç2'ye bağlamaya çalışıyorduk. Ama bunu yaparken sadece T1'in doğumunu çözdük. Onu saydık. Yani hemen şuraya yazıyorum artık. Alt üst soy söz konusu olduğunda ulaşılmaya çalışılan ulaşılmaya çalışılan bizim örneğimizde kimdi atıyorum Çekiydi. Ulaşılmaya çalışılan kişinin kişinin yani üst tarafa doğru gidiyoruz ya üst soyu bulmaya çalışırken kişinin doğumu sayılmaz. Çünkü biz dikkat edin T1'i Ç2'ye bağlayabilmek için T1'in doğumunu saydık. Ama Ç2'nin doğumunu doğal olarak şuradaki doğumu saymadık. Niye? Çünkü ulaşmaya çalıştığımız üst soya doğru gitmeye çalışıyorduk. Ç2'nin doğumu burada önemli değil. Önemli olan doğum burada T1'in doğumu. İkisinin arasındaki ilişkiyi bu kurabiliyor. Tek bir doğum kurabiliyor. Kişinin kendinin doğumu. Mesela aynı şeyi devam ettirelim. T1 ile A'yı bağlamaya çalışalım. T1 ve A'yı. T1 ile A'nın birbirine bağlanabilmesi için T1'in bir kere bir doğmuş olması lazım. 1. Ondan sonra da onu A'ya bağlayacak kişi yani Ç2'nin onun bu sefer babasının bir doğmuş olması lazım. 2. Gördünüz mü? Bu sefer ikinci derece oluştu. Hala alt üst soy ama bu sefer ikinci derece. Yine farkında mısınız? T1'in doğumunu saydık 1. Ç2'nin doğumunu saydık 2. Bitti. Biz ulaşmaya çalıştığımız A'nın doğumunu saymadık. Niye? Üst soya çıkılırken son kişinin doğumu sayılmıyor. Gerek de yok zaten. Mantıken de gerek yok. Son bir tane yapalım ve bitsin. A A'nın yani annesinin anneannesinin e, annesinin annesi yani Ç2'nin anneannesine bakalım. T1'in büyük büyük anneannesine bakacağız böyle bir durumda. O zaman ne olacak? T1'i bir kere doğuracağız. Bitti. 1. C2 bir doğacak. A'ya gitmeye çalışıyoruz. A A'ya pardon gitmeye çalışıyoruz. 2. Bir de A doğacak. 3. Gördünüz mü bu sefer de 3. derece. Yine alt üst soy 3. derece. Ama farkında mısınız? Yine A'nın doğumunu doğal olarak saymadık. Niye iki de bir de onun doğumu sayılmadı diye tutturup duruyorum. Çünkü yan soyu, yan soy, solda çizdim. Yan soyu eğer konuşacak olsaydık göreceksiniz ki orada bu doğumlar sayılacak. Mesela T1 ile T2 kardeş. Biz onlara yan soy diyoruz. Neden? Tanımını hatırlatayım. Biri diğerinden gelmeyip ortak atadan geliyorlar. Ortak atadan geliyorlar. Evet doğru. T1 ile T2'nin acaba derecesi kaç? Kaçıncı derece hısım bu insanlar? Kan hısı mı? Bakalım hemen. T1 ile T2'yi birbirine bağlayabilmek için bir kere bir T1'in doğması lazım. Doğru. Kime bağlamak istiyoruz? T2'ye. E onların akraba olabilmesi için T2'nin de doğmuş olması lazım. Gördünüz mü ikinci derece? Sosyal olarak insanlar kardeşlerinin birinci derece olduğunu düşünmeyi sever. Ben de öyle düşünürdüm eskiden. Ama değil arkadaşlar. Kardeş ikinci derece derim. Niye? Çünkü o kişiye bağlanabilmeniz için biz sizin doğmanız bir de onların doğması gerekir. Gördüğünüz gibi ikinci derece. Peki biri diğerinden gelmeyip ortak katıdan gelenleri yukarı taşısak. Mesela biz burada bu sefer T2 ile C1'i yani amcasını konuşsak. T1 Ç, Ç, T1 Ç1 ile arasındaki ilişki ne Erkek kardeş olduğunu varsayalım bu kişinin biz Erkek kardeş Ç2'nin erkek kardeşi c 1 O zaman T1'in nesi oluyor Amcası oluyor Böyle bir durumda aralarındaki ilişkiye bakalım T1 c 1den mi geliyor Hayır farkında mısınız c 2den geliyor onun annesi babası Bunlar dolayısıyla da Aralarında biri diğerinden gelen diye bir mantık yok Alt üst soy değil Peki şöyle diyebilir miyim? Biri diğerinden gelmeyip ortak katadan geliyorlar mı? Aynen öyle. Çünkü A ve B hem C1'in hem T1'in ortak kataları. İşte böyle bir durumda demek ki ortada ne var? Yan soy söz konusu. Evet. Peki kaçıncı derece? Hadi başlayalım. Bir kere T1 bir doğum, doğum sayısıyla bulmuyor muyduk? T1 bir doğacak. 1. Sonra onu C1'e bağlayacak olan C2 yani babası bir doğacak. 2. Ve ondan sonra da C1 bir doğacak. 3. Bakın gördünüz mü? Yan soy söz konusu olduğunda, yan soy söz konusu olduğunda ulaşılmaya çalışılan ki burada C1'de, ulaşılmaya çalışılan kişinin doğumu sayılır. Bu sayılmazdı. Dikkat edin. Burada saymıyorduk. Burada ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Sayılır. Ki gerçekten de öyle. T1'den Ç1'e gitmeye çalışıyoruz. 1 bir, bir kere bir T1 doğacak. 2 babası yani Ç2 doğacak. 3 bağlanmaya çalıştığımız kişi yani Ç1 bir daha doğacak. O zaman üç tane doğum söz konusu. Bunu sonsuza kadar götürebilirsiniz arkadaşlar. Ama öyle yapacağınıza bence şöyle yapalım. Sıralayalım. Örneklerle sıralayalım. Ki bu size inanılmaz derecede kolaylık sağlayacak. Başlıyorum. Hala. Teyze dayı, amca. Bunların hepsi üçüncü derece. Hatta hala, dayı, teyze, amca siz yukarı baktığınız zaman gördüğünüz kişilerdir. Onlar aşağıya size baktığında ne görür? Yeğen görürler. O da üçüncü derece dolayısıyla. Çünkü ha yukarı bakmışsınız ha aşağı bakmışsınız. Doğum sayısı aynı. Bunlar dursun kenarda. Bunun haricinde başka kimler var? Mesela kardeş. Kardeşler, kardeşler doğal olarak kaçıncı derece? İkinci derece hatırlıyor musunuz? Bir siz doğuyorsunuz bir de onlar doğuyor. İki doğum var. Kardeş ikinci derece. Bunun dışında anneanneler, büyük babalar, büyük anneler, dedeler, bazı kabuller, nineler ne derseniz kabulüm. Onlar yani annenizin anne ve babaları, babanızın anne ve babaları onlar ki siz de onlar açısından torunsunuz farkındaysanız. Torunlar. Bunlar da ikinci derece. Ha, Kardeş kısmı yan soy. Bunlar alt soy üst soy. Ama sonuç hepsi ikinci derece. O zaman bu mantıkla bakarsanız anne, baba ve evlat bunlar da birinci derece. Peki buraya kadarını biliyorsanız mesela hala, teyze, amca, dayının, yeğenlerin üçüncü derece olduğunu biliyorsanız. Söyler misiniz? Kuzeniniz kaçıncı derece? E bu ne demek? Hala çocuğu, Dayı çocuğu, amca çocuğu ya da teyze çocuğu. Bunlar otomatik olarak zaten halanız 3. derece ise halanızın çocuğu bir doğum daha eklediğiniz 4. Kuzen çocukları 5. E Kuzen torunları 6. Bu böyle gidiyor. Yeter ki siz şunu unutmayın. Hala, dayı, teyze, amca 3. O saatten sonra size direkt sorsam mesela halanızın torunu. İşte hala 3, çocuğu 4, onun çocuğu 5. Demek ki hala torunu direkt 5. derece diyebileceksiniz bana. Ya da burada bakın kardeş. Kardeşler kaçıncı dereceydi? İkinci derece. Annenizin anne babaları, babanızın anne babaları ikinci derece. Torununuz ikinci derece. Son olarak sizin anneniz, sizin babanız ya da evladınız bunlar da birinci derece. Sonuç burada alt üst soy ya da yan soy olmasının dışında asıl olan ne? Tamamiyle doğum sayısına bakarak dereceyi bulmak. Kayın ısımları için hiç bunları yapmıyoruz. Kayın ısımlarında eşinizin kaçıncı derece yakınıysa sizin de o kadar yakınız. Eşiniz için alt üst soysa sizin için de alt üst soy. Eşiniz için yan soysa sizin için de yan soy. Onun için kaçıncı dereceyse sizin için de aynı derece. Yani önce kan ısımını buluruz. Kan ısım dereceliğini buluruz. Ondan sonra kayın der geçeriz. Şimdi bunları bir burada okuyalım Hısımlık derecesi hısımların birbirine bağlayan doğum sayısı ile belirlenir. Örneğin kişi ile anne babası arasında sadece bir kişinin, kişinin kendi doğumu söz konusudur. Ve bu sebeple de birinci derece hısımlıktan bahsedilir. Yine kişinin kendi çocukları açısından da birinci derece hısımlık vardır. Zira yaşanılan tek doğum çocuğunun doğumudur. Doğru. Örnekler çoğaltılabilir. Mesela kişi ile torunu arasında ya da kişi ile büyük babası arasındaki hısımlık derecesi ikinci derecedir. Her ikisinde de sezilebileceği gibi iki doğum söz konusudur. Konu kardeşler olduğu zaman dikkat etmek gerekir çünkü kişinin kardeşiyle hısımlığı tespit edilirken aslında iki doğum vardır. İlki kendi doğumu ikincisi ise kardeşinin doğumudur. Bu sebeple kardeşler arasındaki hısımlık ikinci deredir. Söylediğimiz şeylerin hepsini bir daha bir daha tekrar etmişiz. Hısımlık derecesini doğum sayısı ile tespit ettikten sonra hısımlığın türünü de belirmek gerekir. Birkaç örnekle pekiştirelim. Öyle ya. Şimdi ikinci derece ama e sonrası var. Yan soy mu alt üst soy mu? Onlara bir karar vermek gerekiyor. Neydi yan soy? Biri diğerinden gelmeyip ortak atadan gelen. Neydi alt üst soy? Biri diğerinden gelen. Atıyorum birinci derece üst soy. Ne bileyim ikinci derece yan soy demek gerekiyor çünkü sorularda. Bir baba ve oğul arasındaki ısımlığın derecesi birinci derece olduğu belirtmiştik. Bu ısımlık aynı zamanda kan ısımlığı içinde yer alan alt üst soy ısımlığına dahildir. Niye? Çünkü biri diğerinden geliyor işte. O halde baba açısından bu ısımlığı birinci derece alt soy kan ısımlığı olduğunu söyleyebiliriz. Aynen baba açısından bakıldığına. Evlat açısından bakarsanız birinci derece üst soy ısımlığı olur bu sefer de aynı şey. Ne açıdan baktığınıza bakar. Bir örnekte eşinizin babasının sizinle olan hısımlığından hareketle verelim. Bu durumda sizin açınızdan bakarsak eşiniz ile babası arasındaki hısımlık derecesi birinci derecedir. Onların kendi arasındaki. Kayın hısımı olduğunuz için aynı dereceden hareketle sizin de birinci derece onların arasındaki alt üst müydü? Evet alt üsttü. Üst soy hısımlığı söz konusudur ama nasıl? Üst soy kayın hısımlığı. Şöyle yapalım. Eşinizin babası onunla neydi? Birinci derece Üç soy kanısı mı? O zaman sizinle ne? Birinci derece üst soy bu sefer kayınısı mı? Kan ısımını bulun, kanı atın, kayını koyun bitsin gitsin. Örneği biraz zorlaştırırsak konuyu bitirelim. Zorlaştırarak konuyu bitirelim. Eşinizin teyzesiyle olan hısımlığı nedir? Şimdi teyze neydi? Kaçıncı dereceli de hala dayı, teyze amca? Direkt 3 yapıştır. Heh. Üçüncü derece. Teyzesinden mi ürüyor bu kız? Hayır değil. O ne demek? Demek ki alt üst soy değil. Yan soy. Ortak atadan geliyorlar. Heh. O zaman üçüncü derece. Teyzeyi konuşuyoruz. Üçüncü derece yan soy. Kan ısımlığı. Onun için kan ısımlığı. Sizin için üçüncü derece yan soy. Değişmedi buralar. Kayın ısımlığı. Niye? Çünkü eşinizden hareket ediyoruz. Önce doğum sayısını ile dereceyi tespit ettiğini yapalım. Eşinizle teyzeniz arasında 3 doğum vardır. İlk doğum eşinizin doğumu. ikincisi annesinin doğumu ve son olarak da annesinin kardeşinin yani teyzesinin doğumu. Bak 3 tane doğum. O halde dereceyi tespit ettik. 3. derece. Kayın ısımı olduğunuz için aynı derece sizin için de geçerli. Aynen. Son olarak teyzesi ile eşiniz ısımlığı yan soy ısımlığıdır. O zaman toparlarsak siz ile eşinizin teyzesi arasında 3. derece yan soy kayın hısımlığı söz konusu olur. Bitti gitti bu kadar. Bununla yapılamayacak soru yok arkadaşlar. Temel mantığı çözdükten sonra iş bitiyor. Yeter ki şunu unutmayın. Alt üst mü yan mı? Nasıl belirliyorsunuz? Biri diğerinden geliyorsa alt üst. Biri diğerinden gelmeyip ortak adadan geliyorsa yan. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Kan mı kayın dışı mı? Yani kan mı kayın mı daha doğrusu? Eğer sizin için soruyorsa sizin akrabalarınızı kan. Eşiniz için soruyorsa sizin akrabalarınızı kayın ya da tam tersi eşinizin akrabalarını eşiniz için soruyorsa kan eşinizin akrabalarını sizin için soruyorsa kayın ve son olarak da derecesine bakıyorsunuz. Eğer bunları yapabilirseniz iş bitiyor arkadaşlar. Yani nelere bakıyorsunuz? Derece, alt, üst, yan bunlardan hangisi? Ve son olarak da neye bakıyorsunuz? Kan mı? Kayın mı? Bitti gitti. Dereceyi bulmayı öğrendiniz alt üst mü yoksa yan mı tespit etmeyi öğrendiniz. Kan mı kayın mı evlilik varsa sizin için soruyorsa eşininkileri o zaman kayın. Hayır sizi sizin için soruyorsa sizin akrabalarınız için soruyorsa kan. Bu kadar. Bunları yapabilirseniz buradan çıkmış ki görüyorsunuz 5 tane soru var. 5'ini birden hiç zorlanmadan yapacaksınız arkadaşlar. Ki zaten çözeceğiz beraber görürsünüz yapılabildiğini. Peki ne oldu? Hısım olduğunuz başınız göğe merdi kısmındayız. Hısımlığın önemi ve sonuçlarına geldik arkadaşlar. Bakıyoruz. Hısımlık hem medeni hukuk hem de yargılama hukuk açısından önemlidir. Her iki hukuk dalında da çeşitli sonuçlar bağlanmış. Hısımlık ve evlenme yasağı. Bunu konuşmuştuk. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Temel anlamda ne diyorduk hatırlıyor musunuz? Kan hısımlığı için şimdi konuşacağız. Üçüncü dereceye kadar kan hısımlarınızla zaten evlenebiliyorsunuz. Evlenemiyorsunuz. Üçüncü dereceden sonrakilerle evlenebilirsiniz. Ama o da alt üst soy için geçerli değil. Yani anneniz birinci derece. Onun annesi ikinci derece. Onun da annesi yani büyük büyük anneniz aslında üçüncü derece. Oraya kadar evlenemiyorsunuz ama ne demek? Ondan sonrası hayattaysa evlenebilir misiniz? Ne münasebet? üst soyunuzla evlenemezsiniz. Aynı şekilde tersine verelim örneği. Çocuğunuz birinci derece, torununuz ikinci derece, torununuzun çocuğu üçüncü derece. Yani torununuzun torunu dördüncü derece. Hani üçüncü dereceye kadar evlenilmiyordu? Demek ki o dördüncü derece diye evlenebilecek misiniz? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü alt soy ve üst soyla hiçbir şekilde evlenemezsiniz. Bitti. Kan ısımlığından bahsediyorum. Kayın değil biliyorsunuz. Kan ısımlığı. Kan ısımlığında evlatlarınızla, onların evlatları, onların evlatları, onların evlatları. Annenizle, annenizin annesi, annenin annesi, onların annesi. Bunlarla evlenmeniz mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla da temel mantık şuradan gidiyor. Alt soy ve üst soyla asla evlenemez. Ama yan soya geçtiğimizde Hala, dayı, teyze, amca hatırlıyor musunuz bunlar kaçıncı dereceydi? Üçüncü derece. Üçüncü dereceye kadar yine evlenmek yasak. Yani bunlardan biriyle tabii ki evlenemezsiniz. Ama ondan sonrasıyla evlenebilirsiniz. Ne demek o? Yani kuzenlerinizle dördüncü derece oluyordu hatırlayın. Onların çocuklarını kastediyoruz. Onlarla evlenmeniz yasal olarak engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Yasanın açık hükmü üst soy ile alt soy arasında, kardeşler arasında, amca dayı teyze hala arasında evlenmenin mümkün olmadığı, yeğenlerin evlenmesinin mümkün olmadığı noktasında. Çok güzel, kolay. Diyorduk zaten. Üst soyunuzla evlenemezsiniz. Alt soyunuzla evlenemezsiniz. E kardeşinizle hala hali hazırda tabii ki evlenemezsiniz. Bir de demiyor muyduk 3. dereceye kadar olan Üçüncü dereceye kadar olan yan soyla evlenemiyorsunuz. Kim o üçüncü derece olanlar? İşte bunlar amca, dayı, hala, teyze. İşte bizim evlenme yasaklarımız bunlar. Bir daha. Üst soyla evlenilmez, alt soyla evlenilmez, kardeşle evlenilmez. Üçüncü dereceye kadar yan soyla evlenilmez. Yani amca, dayı, hala, teyze ile evlenme yasakları var. Bu bizim medeni kanunumuzun gayet net ifadesi. Daha önce de değindiğimiz üzere kayın ısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile kayın ısımlığı sona ermez ve kural olarak kayın ısımlığı evlenme engeli değildir. Bitti hatırlıyorsunuzdur bunu. Kayın ısımlığı evlenme engeli değildir ama bunun da bir istisnası vardı hatırlayın. Üst soy alt soy bunlarla evlenilemiyordu. Bunlar istisna bunlar evlilik yasağına alınmıştır. Yani eşinizin evladı onun evladı onun evladı ya da eşinizin annesi onun annesi onun annesi kayın hısımı olmanız şartıyla yani siz evliyken onların hayatta olması şartıyla onlarla da evlenme yasağınız var. Evlenmeniz mümkün değil. Fakat boşaltmış evlerden biri diğerinin üst soyu ve alt soyu arasında evlilik yasaklanmıştır arkadaşlar. Bitti. Kayın hısımı olmanız şartıyla tabii onu konuşmuştuk daha önce rahat. Evlatlık ilişkisiyle yapay diğer ismiyle suni hısımlığın doğacağını ve kanunen bunun alt üst soy hısımlığı niteliğinde kabul edildiğini hatırlarsınız. Bu ne demek? Yani evladınızla evlatlığınız arasında temel anlamda pek bir fark yok. Evet miras hukukunda bazı detaylar var ama genel anlamda pek bir farkları yok arkadaşlar bizim için. Kanun bu ısımlıktan hareketle evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında evlenmenin yasak olacağını düzenlemiştir. Bitti. Burada da bakın yine yasak olanlar, yasak evliliği yasak olanların evlenme yasakları ortaya konulmuş. Ne diyoruz? Bir daha soruyoruz orayı. O zaman buna baktığımızda diyoruz evlat edinen ile evlatlığın bunlar birbiriyle evlenemez. Veya bunlardan birinin biri ile diğerinin alt soyunun aynen öyle ve eşi arasında evlenme söz konusu değil. Nafaka açısından bakalım bir de şu hısımlığı arkadaşlar. Nafaka yükümlülüğü aynen. Herkes yardım, et, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. O zaman sizin nafaka yükümlülüğünüz kime karşıymış? Üst soyunuz, alt soyunuz ve kardeşleriniz. Evet aynı şartlara tabi değiller ama sonuç bunlara karşı nafaka yükümlülüğünüz, nafaka yükümlülüğünüz var. Hısımlık yüzünden. Buna yardım nafakası denir. Yardım nafakasında kardeşler açısından nafaka borçlusu olabilmenin koşulu ise refah içinde olmaktır. Yani alt soyunuzla olan ilişkinizde refah içinde olun olmayın çocuklarınıza ve torunlarınıza bakmak, nafaka vermek zorundasınız. Aynı şart, devam edeyim şuradan bulunmaktadır. Aynı şart alt ve üst soy için öngörülmemiştir. Bu ne demek? Bak işte çocukların için böyle bir şey yok, anne baban için de böyle bir şey yok. Refah içinde olmasan bile onlara nafaka vermek zorundasın. Bu nafaka türü evlat edinen ile evlatlık arasında üst soy alt soy ilişkisi kurulduğu için yapay isimlik için de geçerlidir. Diyorduk ya onlarla ilişkiniz nasıldı alt üst soy nasılsa öyle evlatlarınız gibi. O zaman onlara da yarın bir gün bir şekilde ihtiyaçları olduğunda nafaka vermek zorundasınız. Bu hısımlığın getirdiği bir şey. Bu arada bir detay. Kardeşler açısından bir daha söylüyorum. Eğer refah içinde değilseniz yardım etmeyebilirsiniz. Ama alt soy ve üst soy açısından bakıldığında alt soy üst soy açısından bakıldığında devlet diyor ki hayır nafaka yükümlülüğün var bunlara bakacaksın. Evlatlık içinde birebir aynısı geçerli. Bitti. Miras. Miras bırakanın birinci derece yasal mirasçıları onun alt soyudur. Bizde zümre esası var arkadaşlar. Zümre esası ve birinci derecede yani birinci zümrede olanlar da sizin doğrudan alt soyunuz. Yani onlar ilk derecede hemen ilk fırsatta mirasa hak kazanan insanlardır. Yapay ısımlıkta miras bırakana bağlanan evlatlık ve evlatlığın alt soyu evlat edinene kan ısımı gibi yine birinci derece mirasçı olur. Ne demek o? Diyorduk ya evladınızdan bir farkları yok. Dolayısıyla da evladınızdan bir farkları yoksa evladınız nasıl birinci derecede sizden mirasçı oluyorsa onlar da birinci derecede mirasçı oluyor. Burada tek detay şu evlatlığınız size mirasçı olur. Hatta evlatlığınız biyolojik ailesine de mirasçı olur. Ama siz evlatlığınıza mirasçı olamazsınız. Bunu unutmayın yeter. Evlatlığın evlat edinilenden önceki ailesindeki mirasçılığı da ayrıca devam eder. Evet biyolojik ailesine de mirasçı olur. Ancak evlat edinen ve hısımları evlatlığa mirasçı olamazlar. Demin kastettiğim buydu işte. O zaman bir daha. Evlatlığınız size mirasçıdır. Evlatlığınız biyolojik ailesine de mirasçıdır. Ama siz ona yani evlatlığınıza mirasçı olamazsınız. Bir diğer konuda evlilik dışı doğmuş ve soy bağı tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanların miras hukuku açısından haklarıdır. Arkadaşlar aklınızda olsun. Alt soyunuz mesela evlilik dışı bir çocuğunuz var. O sizin sonuçta alt soyunuz. Bizim için hiçbir fark yok. Evlilik içinde olmuş bir çocukla onun alt soy olması arasında. Yeter ki bu ispat edilsin. O andan itibaren sizin çocuklarınızın miras payı neyse birebir hiçbir farklılık olmaksızın evlilik dışı çocuklarınızın da birebir aynı şekilde miras payı var. Bu kişilerin evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olacakları kabul edilmiştir. Miras bırakan öldüğü sırada alt soyu yok ise mirasçısı anne ve babasıdır. Bu işte ikinci zümreye geçti. O zaman yapalım mı? Birinci zümre. Yani siz öldüğünüz zaman ilk olarak mirasçılar kimler? Alt soy. Eğer alt soyunuzda yani çocuklarınız yoksa alt soyunuz yoksa bu sefer ikinci zümre. Anne, baba. Bakın anne baba dedim. Üst soy demedim. Dikkat ettiniz mi? Çünkü üst, üst soy dersem anne baba, onun anne babası, onun anne babası girer. Biz or burada onu kabul etmiyoruz. Sadece anne baba ve onların alt soyu. Ne demek o? Yani kardeşleriniz ve onların çocukları, yiyenleriniz ve onların çocukları böyle böyle gidiyor. Onların alt soyu diyor çünkü alt soyun sonu yok. Gidiyor. İkinci zümre bunlar. Varsayalım ki ki bu arada doğru ben tek çocuğu ve varsayalım evli değilim. Böyle bir durumda ki eşi buraya hiç katmadık farkındaysanız onun ayrı bir özelliği var çünkü. Benim çocuğum yok gerçekten şu anda çocuğum olmadığı için eğer ölürsem alt soyum yok. Birinci zümre gitti. E Allah sıralı ölüm verirse ben öldüğümde muhtemelen annem babam da ölmüş olacak. Ve onların da bir alt soyu, benim dışında bir alt soyları yok. Yani kardeşim yok. O zaman dikkat ettiniz mi? Anne baba ve onların alt soyu. Bende ikinci zümre de yok. Böyle bir durumda benim üçüncü zümreme geçiş yapılacak ki hukukun tanıdığı son zümre bu. Yasal mirasçılık anlamında. Onlar kim? Anne, babamın anne babaları ve onların alt soyları. Yani büyük anne büyük babalar, büyük anne büyük babalar devreye giriyor. Annemin annesi babası, babamın anneması babası ve dikkat onların alt soyu bu sefer. Onların alt soyu. O ne demek? Dayılarım, teyzelerim, amcalarım, işte halalarım ve kuzenlerim ve onların çocukları gidiyor işte. Yani büyük dayılar şunlar bunlar devreye girmiyor hiçbir zaman. Sadece ne giriyor? Benim dayılarım devreye giriyor. Dolayısıyla da onlar da anne babamın anne babalarının alt soyu oldukları için devreye de giriyorlar. İşte genellikle şey derler ya böyle yok işte Bağdat'taki paşa dedesinden miras kaldı. O paşa dededen miras kalma genelde böyle oluyor işte. Adamın alt soyunda kimse yok. Bir karısı yok. İşte atıyorum üst soyunda kimse yok. Üst soyu derken anne babası yaşamıyor. Artık ta onun üstüne çıktığında yelpaze inanılmaz genişliyor ve size kadar belki bu iş gelebiliyor. O zaman zümre ilişkisi bu. Bir kez daha söyleyip bitiriyorum. Birinci zümre çocuklarınız yani alt soyunuz onların çocukları onların çocukları onların çocukları. İkinci zümre anne babanız ve onların alt soyu. Onlar da yoksa üçüncü zümre anne babanızın anne babaları ve onların bu sefer alt soyu. Orada da yoksa arkadaşlar yasal mirasçılarınız bitiyor zaten. Pekala. Onlar da yoksa anne ve babanın babasının alt soyu mirasçısı olur. Bir daha okuyalım şu yukarıdan alalım. Miras bırakan öldüğü sırada alt soyu yok ise, çünkü ilk onlar da alt soydu, yok ise mirasçısı anne ve babasıdır. Onlar da yoksa anne ve babasının alt soyu mirasçı olur. Tabii çünkü anne babanız yaşıyorsa onların alt soyu alamıyor. Neden? Çünkü mantık şu, her zümre başı kendi mirasını, sonrakilerin mirasını kesiyor. Sonra bunları anlatırım miras hukukunda. Örneğin hiç evlenmemiş ve çocuğu olmayan birinin vefat etmesi durumunda miras eşit olarak anne ve babasına pay edilir. Eğer onlar da hayatta değilse anne babanın alt soyları yani kişinin kardeşi ölmüş ise kardeş çocukları, torunları alt soyu ya, gidiyor aşağıya doğru mirasçı olur. Son olarak da eğer miras bırakanın anne babası ve hatta anne babasının alt soyu hayatta değilse miras büyük anne ve büyük babaya eşit oranda dağıtılır. Hatta onlar da yoksa ne oluyordu? Bu sefer de onların alt soyuna geçiyordu iş. Pekala. Bitmiş. Peki güzel o zaman biz şu an miras açısından bir baktık işe. Zümreleri konuştuk. Nafaka yükümlülüğü açısından baktık. Alt soyu üst soya ve kardeşlere yapmanız gereken yardımları ve bunların şartlarını konuştuk. Neydi? Alt soy üst soya şart yok. Yardım edeceksiniz. Kardeşler refah içindeyseniz edeceksiniz. Evlenme yasağı açısından konuştuk. Ne dedik? Üst soyla evlenemiyorsunuz. Alt soyla kanısımlarını kastederek söylüyorum. Evlenemiyorsunuz. Kardeşlerle evlenmek yasak. Üçüncü dereceye kadar yan soy isimlerle. Onlar kimler? Amca, dayı, hala, teyze. Bunlarla yasak. Kayın ısımı bunların hepsi neydi hatırlayın bunlar kan ısımlarınızdı. Kayın ısımınız açısından baktığınızda ki orayı daha iyi konuşmuştuk sizinle. Kayın ısımlı evlenme engeli değildi ama hangi şartla? alt soy ve üst soy kayınsımlarınızla evlenemiyordunuz. Yani eşinizin alt soyu ve üst soyu olan kayınsımlarıyla evlenmek yasaklanmıştı. Pekala bu da tamam. Onları da bitirmişiz. Sonuçlar da böylece bitmiş oldu farkındaysanız. Dereceyi konuşmuştuk. Dereceyi. Dereceyi nasıl konuşuyorduk? Doğum sayısına göre. Doğum sayısında neye dikkat ediyorduk? Eğer alt soy üst soyu buluyorsak gidiyorduk gidiyorduk gidiyorduk. Kime bağlanacaksak onun doğumunu saymaya gerek yoktu. Oraya kadarki doğum sizi ona bağlıyordu zaten ama yan soyu sayacaksak e ona bağlanabilmek için onun da doğmuş olmasını aramak mecburiyetinden dolayı onun doğumunu da sayıyorduk ve böylece dereceyi buluyorduk. E ondan önceki kısım yapay ısımlıktı yani ebedi olmayan ölümle bitmeyen mahkeme kararıyla da bitebilen hatırlıyor musunuz evlatlıkla doğan ısımlıktı ki alt üst soy ısımlığından bir farkı yoktu neredeyse. Ondan sonra ondan önce ne konuştuk? Kayın ısımlığını konuştuk. Kayın ısımlığından kasıt neydi? Eşinizin kan ısımları sizin kayın ısımınız. İstisnaları ne? Siz evlenmeden önce ölmüş olan ya da siz boşandıktan sonra doğmuş olanlarla kayın ısımı değildiniz bir. Bir kere bu, bu bunu bir bütün kabul edin. Kuralı neydi? Eşinizin kan ısımları sizin kayın ısımınız. İstisnası evlenmeden önce ölmüş olanlar, boşandıktan sonra doğmuş olanlar kayın ısımınız değil. Bu buraya kadar hepsi bir. 2 arkadaşlar ne diyorduk? Eşler birbirine hasım değildir. 3 dünürler birbirine hasım değildir. 4 ölümle biter. Boşanmayla bitmez. O yüzden ebedi hısımlık diyoruz ölümle bittiği için. Boşanmayla sona ermez. 5 evlenme engeli değildir. Ama istisna alt soy ve üst soy evlenme engelidir. İşte bunları da zaten toparlayınca kayın hısımlığı ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Kan hısımlığına geldiğimizde İkiye ayırdık alt üst soy kanısımlığı, yan soy. Alt üst soy ne demekti? Biri diğerinden gelen. Yan soy ne demekti? Biri diğerinden gelmeyip ortak katadan gelen. Bitti gitti. Buraya kadar konuştuğumuz şeyler kabaca hısımlığın bütününü oluşturuyor arkadaşlar. Bundan sonra sorularını çözdüğümüzde hiçbir sorun kalmayacak. Zaten soruların gerçekten ama gerçekten çok...